Evet. La ben ezan okunurken bile sabit durmuyorum. Hareket ediyor ve yürüyüş yapıyorum ve kitap okuyorum. Ve zaten İslam'a ve imana mensubiyetim böyle bir mecburiyetim olmamışken. Sırf putperest kemalistlerin batıl efkarlarına ve saçmalıklarına tabi olmak nevinden istismar ettikleri ve put gibi hareketsiz durdukları istiklal marşı okunurken ki hallerine ilmen ve amelen taraftar ve mecbur değilim. Boşuna mı mümin oldum, nurcu oldum, gafiller... <laughs> Farkımız, tavrımız ve tarzımızdır. Dipnot. Kemalistlerin saygı duruşları ve tapınmaları, bakın burası çok ehemmiyetli ve manidar, dikkat edin. İstiklal Marşı'na değil, asla ve kat'a ve sevmezler İstiklal Marşı'nı. İstismar ettikleri için kullanırlar. Peki nedir perde arkası? Şudur. İstiklal Marşı perdesi altından sahnede görünen İstiklal Marşı'nın perdesi altından, arkasından Mustafa Kemal'in putuna, büstüne ve heykellerine nedir? Onadır tazimleri, secdeleri, saygıları, duruşları. Yani millet anlamasın diye İstiklal Marşı'na saygı gösteriyoruz diyerek aslında Mustafa Kemal'e olan tazimlerini yerine getiriyorlar. Putperest Kemalistlere aldanmayın. Ahiretinizi imha etmeyin. Diye ben sizi uyardım. Allah'ım şahittir. Ahirette görüşürüz. Evet. Nurculuğa devam ediyoruz. Nurculuk.net Şimdi her şey daha net. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Çocuklarınızı, evlatlarınızı, oğullarınızı, kızlarınızı, yavrularınızı eğer mümkünse benim yürüyüş mesafem Yüküm, çantam, sırtım dolu olması münasebetiyle çok uzak olmasa da ağır geliyor bana. Açlık yaptığım için de hızlı yürüyemiyorum. Vesaire halleriniz, engelleriniz söz konusu değilse onları İstiklal Marşı tam okunacağı esnada siz çıkın sınıftan alın, eve götürün. Yani İstiklal Marşı'na katılmasınlar. Yani putperestlerin o ayinlerinden onları muhafaza etmek için bir çözüm olarak ben bunu biliyor, bunu kabul ediyorum. Kızımı İstiklal Marşı'na dahil etmeden çıkışta tam okuyacaklarken alıp eve getiriyorum ve getireceğim.